Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bugün 65 yaş üzeri ve kronik hastaların izin günü. Önce sizi bir tanıyalım. Cevat Bakar, Cumhuriyet Mahallesi'nde emekli öğretmen. Evet Cevat Hocam, 65 yaş üzerine biliyorsunuz genelgeler yayınlandı. Birkaç günden beri veya kaç aydan beri tabii ki mecburen evde kaldınız. Evde kalmak zorunda. Düşüncelerinizi, yeni gelen şimdi genelgeler var. Düşüncelerinizi, duygularınızı efendim alalım sizden. 65 yaş üstüyle ilgili evde kalmak belki doğru bir programdı ama 65 yaş üstü programı çok uzadı, sıkıntı duydu. Bir de 65 yaş üstü insanların da ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için sadece pazar günü her yerin kapalı olduğu, hiçbir yere nasip olmadığı ihtiyaçların karşılanamayacağı bir gün. Hafta içerisinde normal bir günde bunu bir gün yapsalardı daha iyi olurdu. 65 yaş üstüyle ilgili evde kalmalarda artık sıkıntı geldi. Bunlarla ilgili bu programı yeniden düşünüp 65 yaş üstüyle ilgili yeni kararların onlara da oyun gelecek. Çünkü bizler mahallelerde, köylerde yaşıyoruz. Belki daha serbestiz ama şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar. Çoğusu bu sıkıntından ötürü Covid-1'in dışındaki bazı hastalıklardan hayatlarını kaybetme, hastanelere düşme, evden çıkmama gibi bir durumlara düştüler. Bunu da göz önünde bulundurularak, göz ardı edilmeyerek kararını alması gerekiyor. 65 yaş üstü insanlar en çok kendilerini koruyan insanlardır. En çok kurallara uyan insanlardır. Bunların bu özellikleri göz önüne alınarak hükümetimizin, bilim kurulunun bunları değerlendirip önümüzdeki günlerde 65 yaş insanlarını rahatlatıcı kararları almalarını ben istiyorum. 65 yaş üstü insanlar adına. Çünkü son hattına geldik. Nereye kadar, ne kadar daha konu gidecektir? Bu konudaki düşüncelerim benim bunlardır. Peki bir de şimdi biraz daha esnek davranılmaya başladı. 65 yaş da olan, üstü olanlar, iş yerleri olanlar. Bir grubumuz, yani bir grup anladım. Geliyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? Mesela bir grup geliyor, bir grup evde kalmak zorunda kalıyor. Anayasaya uygun mudur, şimdi, değil midir? Eğer 65 yani yaş nedir bu? Üstü insanlar hastalığı yayma, hastalığı kapma kontrolü altına olmaları için kontrolü tutmak iyi değilse esnaf ile esnaf olmayan veyahut da işi olanla işi olmayan arasında ne fark vardır? O da aynı risk altındadır. İşi olmayan da aynı risk altındadır. Eğer hastalık taşıyacak, hastalık yayılacaksa onlar da yayacaklar. Bir gruba izin veriyorsun, bir gruba vermiyorsun. Bu büyük ikilem oluyor. Haksızlık oluyor. Sanıyorum yasal olarak da bu uygun bir şey değildir. Anayasaya da aykırıdır. Bu aykırılık ne kadar devam edecektir? Bunun göz önünde bulunmasını istiyorum. Yani özetle bir an önce 65 yaş ve üstüne gerekli yasanın çıkmasını. Yasalar çerçevesinde esnaf ve işi olanlara verilen izinlerin diğerlerine de sağlanmasını bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İnşallah bugünlerde geçecek Sayın Hocam. Kendinize iyi bakın, kendinizi koruyun diyorum. Hoşçakalın. Koruyoruz. En güzel koruyanlardan biriyiz. Kurallara uyuyoruz ama bizim de isteklerimiz yerine gelirse daha güzel olacak.